Burası Suriye'nin Haseke bölgesi. MİT'in operasyonunda özel bir yerli mühimmatla vurulan bu araçta PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden biri vardı. Kırmızı bültenle aranan Haydar Varto, kod adlı terörist Engin Karaaslan öldürüldü. Kanlı örgütün sözde merkez komite üyesiydi terörist. Sahanın uzmanları operasyonu yer, zamanlama ve kullanılan mühimmat bakımından ayrıcalıklı bir yere koyuyor. Çünkü fotoğrafa lütfen dikkat. PKK'lıları taşıyan ve vurulan bu arazi aracında herhangi bir patlama, barut yahut yanma izi yok. Bu da demek oluyor ki alışılmışın dışında bir mühimmat kullanılmış operasyonda. Öyle anlıyoruz. Takipteyiz, bunu da araştırıyoruz elbette. Sahadan günün haberiyle başlıyoruz, ATV Ana Habere. Hoş geldiniz. Milli İstihbarat Teşkilatı yerini belirledi, silahlı insansız hava aracı nokta operasyonu yaptı. Terör örgütünün sözde merkez komite üyesi Kamışlı Haseke yolunda vuruldu. Haydar Varto kod adlı Engin Karaaslan örgüte 1980'li yıllarda katılmış, terör örgütü elebaşı Öcalan'dan eğitim almıştı. Terörden arananlar listesinde kırmızı kategorideydi. Ankara'daki 3 büyük terör saldırısıyla bağlantısı vardı. Interpol de peşindeydi. MİT ajanları izini Suriye'de Kamışlı bölgesinde buldu. Zengin petrol yataklarının olduğu Kamışlı bir süredir PKK-YPG kontrolünde. Silahlı insansız hava aracı Engin Karaaslan'ın aracını Kamışlı Haseke yolunda vurdu. Nokta atışı operasyonda Suriye'deki en üst düzey terörist öldürüldü. Operasyon PKK'da deprem etkisi yaptı. Örgütteki çözülmenin hızlanmasından korkan sözde yöneticiler paniğe kapıldı. Karaaslan'ın ölümü alt kadrolardan gizlenmeye çalışılıyor. Peki bu izlediğimiz operasyonlar nasıl gerçekleşiyor? Yıllardır masumlara kan kusturan örgüt, katleden örgüt son yıllarda nasıl oldu da Suriye'de hareket edemeyecek hale geliyor? İşte böyle. Teknofest'te Akıncı TİHA, yani taarruz insansız hava aracıyla F-16 savaş uçağı İstanbul semalarında birlikte gösteri uçuşu yaptı. Milli Savunma Bakanı da bugün o uçuşun F-16 kokpitinden çekilmiş görüntüsünü servis etti. Gerçekten nereden nereye dedirten bir görüntü, gururlandıran bir görüntü. İşte operasyonlar onlar aracılığıyla yapılıyor, onlarla yapılıyor.